ederiz. Kardeş olarak biraz dinlemek istersiniz. Evet. Biraz tiyatrodan, bizim oyundan bahsedeyim. Valla ben bahsedeyim mi biraz? Ben ilk kez sahneye çıkıyorum. Konservatuvardan. Evet ve yani çok heyecanlıyım. Bilmiyorum, hiç seyirci önünde oynamadım. Ama çok şanslıyım yani, çok tecrübeli insanlarla çalışıyorum ve özellikle Funda'yı seyrederek tamam böyle yapılıyor o zaman falan diyerek ben de bir yol buluyorum. Çok heyecanlıyım yani. Sizi heyecanlandığım bir proje olduğu için mi hemen kabul ettiniz konservatuvardan sonra ilk tiyatronuz? Valla iki sene önce okudum. Okuduğumda tabii ki çok sevdim teksti. Çok yeni bir oyun. Çok eğlenceli bir oyun. Öyle yani. Evet, çok heyecanlandım tabii ki. Yani ilk baktığımız şey heyecan. Bundan siz neler söylemek istersiniz? Ben de heyecanlandım. Biz de heyecanlandık. Yani ben de uzun zamandır komedi oynamamıştım. İlk Metin geldiğinde de zaten işte kara komedi olunca bir hemen bir meraklandım zaten. Sonra teksti okuyunca da çok sevdim. Dolayısıyla zaten Hazar'ın ismi geçiyordu. Zaten çok tanıdığım ve çok iyi anlaştığım bir oyuncuydu. Daha önce de çalışmıştık Hakan Muhafız'da. Kubilay henüz o zaman belli değildi. Mehmet Ergen yönetecekti. İşte yapımcılar zaten belliydi. Dolayısıyla çok düşünmeme gerek kalmadı açıkçası. Peki Tokyo Film Festivali'nde soralım. Orada da bir filminiz yarıştı. Evet. Nasıl bir heyecanlısın? Güzeldi. Gidemedik pandemi dolayısıyla. O yüzden hani çok onun heyecanını yaşayamadık maalesef. Ama bütün erkek oyuncular en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Ortak böyle hepsine verdiler. O çok mutlu etti. Umuyorum Türkiye'de de izleyeceğiz. Yani bekliyorum ben de haberini. Ne zaman izleyeceğiz? Ben hala izleyemedim çünkü filmi. Totem mi bu sizin için? Yok, Totem değil ama ilk izlediğimde öyle ekranda değil de hani perdede izlemek, böyle sinema gibi sinema düşüncesiyle izlemek daha çok hoşuma gidiyor, daha çok keyif alıyorum. Yeni de biten bir film vardı zannedersem. Evet, Berkun Oya ile çektik. Netflix için yine. O da sanıyorum yani şu an post aşamasında. Biz çekimleri bitirdik Ekim başında. Sanıyorum önümüzdeki yıl 2022'de girer diye tahmin ediyorum. Henüz net bir tarih yok tabi. Hayırlısı olsun diyelim. Teşekkürler. Yeni imajınız da çok beğenildi. Teşekkür ederim. Ya aslında kısaydı benim saçım. Yani Saklı'nın çekimlerinde de böyleydi. Bir film çektik. Onun için kesmiştim. Evet, artık uzatmak için son forma soktum ve bekliyorum. Artık uzamasını istiyorum. Genelde kadınlar böyle saçlarını kestirince de depresyonluk bir sorun mu var diye böyle duygusal Hayır. tarafları çekiyorlar da öyle Zaten bir durum var. Zaten kısaydı. Siz bilmiyordunuz. Film için kesmiştim. Çok isteyerek kestim zaten. Çok seviyorum yani, büyük bir değişiklik oldu benim için. Biraz da böyle vakit geçiriyorum. Peki Tektaş'ta olan fotoğraf da çok beğenildi. Çok güzel yorumlar aldı. Birinci ağızdan dinleyelim. Bir sürpriz olur mu? Yok ya, hayır, bir sürpriz yok yani açıkçası. Olduğunda zaten duyarsınız muhtemelen. Ne düşünüyorum yani, hep öyle oluyor bugün, oldu bugüne kadar. Yani şey, zaten tiyatroyu konuşalım. Tiyatroyu konuşmadan önce ben çok ayıp olacak. Tokyo'ya giden filmimiz Bahman Gobadi'nin çektiği bir film. Onu hemen bir belirteyim de Four Walls, Dört Duvar isimli bir film. Onu belirtmediğimi fark ettim. Çok ayıp olacak kendisine o yüzden. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bekleriz herkesi bu arada. Evet. Umarım. Herkes sever. Teşekkürler. 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 Teşekkürler.